Merhaba sevgili dostlar, Yücel Felek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bir bayram gününde birlikteyiz. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum size. Bayram bunların bir başlangıcı olsun. Bugünkü videoda bir değişken fon inceleyeceğiz arkadaşlar ve değişken fonlar arasında özellikle sahip olduğu risk puanına rağmen tatminkar bir getiri sağlayan bir değişken fona bakacağız. İstanbul Portföy'ün İkinci değişken fonu bugün videomuzun konusu. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Temel bilgilerden başlayalım isterseniz. Fon kodu ACD arkadaşlar. Karma ve değişken fon kategorisinde ve 3 lira 35 kuruşluk bir fiyatlaması var. Şimdi getirilerine baktığımız zaman dönemsel getirilere günlükte 1,20, haftalıkta 1,87, aylıkta 5,38 getirmiş enflasyon üzeri bir getiri olduğunu söyleyebiliriz. 3 ayda %23,22. 6 ayda 45,55'lik getiri sunmuş. Yılbaşından beri %42,50 ile aslında bunu takip ediyor. 6 aylık performansa yakın. Bir yılda %113 getirmiş bakın. Yani %100'ün üzerinde bir getiri sağlamış yatırımcısına. 3 yılda %671, 5 yılda 1302'lik bir getiri sunmuş. Oldukça başarılı. Almış olduğu risk seviyesiyle, risk puanıyla kıyaslarsak. İsterseniz burada yıllar bazında nasıl performans göstermiş ona bakalım. 2024'te bakın güçlü getiriler var. Hiç negatife düşmemiş fon. 8,68'lik bir Ocak performansı. Şubat'ta 5,15. Mart'ta 4,33. Nisan'da güçlü bir getiri 9,67. Mayıs'ta 3,94. Haziran'da 0,75'lik bir getiri söz konusu. Bu performanslar 14 Haziran 2024 TEFAS verilerine göre ekrana yansıyan performanslar. Peki 2023'te neler olmuş bu fonda? Ona bakalım. 2023'te de bakın burada 3,70'te bir negatif başlamış. Şubat'ta 7,57, Mart'ta 3,33 kayıp. Nisan'dan sonra özellikle seçim riskinin geride kalmasından sonra bakın fonun performansı yukarı yönlü gitmiş. Nisan'da 2,13, Mayıs'ta 4,25, Haziran'da 17,41, Temmuz'da 13,41, Ağustos'ta 13,29 diye devam ediyor. Yılı gerçi son çeyrekte negatif getirilerle kapatmış ama genel performansa baktığınızda olumsuz bir durum olmadığını görüyoruz. 2022 özellikle biliyorsunuz hisse senedi rallisinin yaşandığı bir yıldı. Bu da bir değişken fon ve hisse senediyle ilgili özel bir durumu da var ACD fonun. Şimdi 2022 performansına baktığımızda güçlü getiriler görüyoruz. Mart'ta 10,03, Nisan'da 7,22, Mayıs'ta 4,55, Ağustos'ta 13, Ekim'de 10, Kasım'da 12, Aralık'ta 8,42 gibi getiriler var. Bunlar güçlü getiriler. Peki yıl bazında nasıl getiriler oluşmuş? Şimdi ona bakalım birlikte. 2022'de %122'lik bir getiri var bakın. 2023'te %75, 2024'ün başından beri de %41,45'lik bir getiri sunulmuş. Şimdi fon 7 üzerinden 5 risk puanı almış bir fon arkadaşlar. Şarp oranı 3,82, aşağı yönlü riski 9,64 olmuş ama maksimum kayıp son 1 yıllık periyotta 7,65 olarak gerçekleşmiş. Fonun negatif getirili gün oranı bakın 40,87, yani bir hisse senedi fonu tadında. Kayıp grafiğinde aşağıdan görüyorsunuz. Şimdi varlık dağılımına baktığımızda bu bir değişken fon ve değişken fonlarda çeşitlendirilmiş bir portföy bekleriz. Devlet tahvili, finansman bonusu, hisse senedi, özel sektör kira sertifikası gibi çeşitlendirilmiş bir portföy görüyoruz fon içerisinde. 4,94 Takas Bank para piyasasına ayrılmış, 2,81 ağırlıkta Viyop teminatları var. Fondaki hakim varlık, baskın varlık hisse senedi ve uzmanların görüşleri de hisse senedi tarafında olumlu tarafta. 43 tane nötr kal, 32 tane ağırlığını arttır, 8 tane ağırlığını çok artır şeklinde dağılmış bir oylama söz konusu uzman görüşleri tarafında. Fon bir değişken fon olduğu için dengeleme sağlamak adına bakın %33,08'lik bir kısa vadeli yurt içi borçlanma aracı da kullanılmış. TL mevduat ve uzun vadeli borçlanma aracı da aslında denge unsur olarak fonda bulunduruluyor. Yani fon portföyünü hisse senetlerinden ve borçlanma araçlarından oluşan yani sermaye kazancıyla faiz kazancını harmanlayan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz fon portföyüne baktığımızda. Şimdi fon 26 yaşında, portföy büyüklüğü 154 milyon TL, yatırımcı sayısı 1561, yönetim ücreti 1,68, makul bir yönetim ücreti var. Fondaki doluluk oranı %45,92, alış volü bir gün, satış volü 2 gün ve fonun karşılaştırma ölçütü yine bir değişken fon olması nedeniyle çeşitlendirilmiş. %55 oranında Borsa İstanbul 100 Götürü Endeksi, %20 oranında BIST KYD'nin 547 günlük devlet iç borçlanma senetleri endeksi, benzer bir şekilde %15'lik oranda
BIST KYD'nin özel sektör borçlanma araçları değişken endeksi olarak belirtilmiş. %10'luk kısımda da BIST KYD'nin net repo endeksi var arkadaşlar. Çeşitlendirilmiş bir dağılım söz konusu, çeşitlendirilmiş bir ölçüt söz konusu. Fon değişken bir fon, stopajı var. %10'luk bir stopajı söz konusu. Ancak bu fonda bir istisna var. Ona birazdan bakacağız. Bu istisna ACD'nin yatırımcı bilgi formunda karşımıza net bir şekilde belirtilmiş. Ben de işaretledim görebilmeniz açısından. Fon portföyünün en az %51 ile 66'sı devamlı olarak hisse senetlerinde olacak. Sarıyla işaretlediğim kısma da bakarsanız %51'i geçen bir hisse senedi portföyünü taşımayı taahhüt ettiği için bu fon yatırımcıları eğer bir yıldan fazla tutarsa herhangi bir stopaj ödemiyor. Yani burada bir hisse senedinden kaynaklı olarak bir stopaj istisnası var. Eğer bu fonu alıp da bir seneden fazla elinizde tutarsanız. Fonun risk ölçümündeki yeri de 7 üzerinden 5 olarak ölçümlenmiş arkadaşlar. Yatırımcı bilgi formunda da gördüğümüz gibi. Fon izahnamesinde belirtilen varlık ve işlem türü kısıtlamaları tablosunda da bakın. Yurt içi ortaklık paylarında asgari 51 ifadesi var. İstanbul portföyü burada azami olarak %66'yı belirtmiş. Yani 51 ile 66 arasında bir hisse senedi taşıyacak fon ve bu nedenle böyle bir istisnaya da sahip. Diğer varlıklardaki yüzdelere baktığımızda borçlanma araçlarında bakın en az %20 taşıyacak ve en fazla fonun yarısına kadar çıkabilir. Yani %49'una kadar çıkabilir. Çünkü asgari %51 hisse senedi bulunmak zorunda bu fonda. Bir denge unsuru zaten izahnamede kurulmuş durumda. Peki fon portföyünde neler var arkadaşlar? Şimdi portföy dağılım raporuna baktığımız zaman ACD fonun bir önceki aya göre artış oranının 4,85 olduğunu görüyoruz. Yani biz Mayıs sonunda yayınlanmış olan portföy dağılım raporuna bakıyoruz. Yılbaşına göre artış oranı bakın 40,50 olmuş. Yıllık bazdaki pay artış oranı ise %135,28. Şimdi fonda bakın 55,26'lık bir hisse senedi var. Zaten izahnamede de böyle yazıyordu. %30,11'lik bir finansman bonusu, 2,94 özel sektör tahvili, 5,31 takas bank borçlanma araçları var. Yani hisse senetleriyle tahviller yani borçlanma araçları arasında dengelenmiş bir portföy yapısı görüyoruz çok net bir şekilde. Fondaki hisse senetlerine baktığımızda Akbank, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Global Yatırım Holding, Galata Mint, Koç Holding, İşçe, Obamakarna, Pegasus, Sabancı Holding, Şok Marketler, TAV Havalimanları, Türk Hava Yolları, Tofaş Fabrika, Sanayi Kalkınma Bankası, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası olduğunu görüyoruz. Zaten portföydeki hisse senedi ağırlığı 52,91 olarak belirtilmiş. Borçlanma araçları tarafında fon portföyünde iki tane devlet tahvili var. Bunlardan bir tanesi Temmuz 2024, bir tanesi Mart 2025 vadeli iki tane devlet tahvili. Özel sektör tahvili tarafına baktığımızda Sümer Varlık Yönetimi, Invest AZ, Smart Güneş Teknolojileri, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Meksa Yatırım Menkul Değerler gibi özel sektör tahvillerine portföyde yer verildiğini görüyoruz. Fondaki tahvil seçenekleri oldukça çeşitlendirilmiş. Tribe Yatırım, Tiryaki Agro, Pınar Süt Mamulleri, A1 Kapital, yine Smart Güneş Teknolojileri, A1 Kapital gibi borçlanma araçlarını, borçlanma senetlerini de fon portföyü içerisinde görüyoruz. Fonda riski baskılamak ve getiriyi artırmak adına türev teminatlar kullanılıyor. Bakın 4,99'luk bir ağırlığa sahip ACD fon portföyü içerisinde. ACD fonun 2023'ün ikinci yarısında yayınlanan performans sunuş raporuna baktığımızda portföy yöneticisinin 3 tane olduğunu görüyoruz. Bülent Önder, Alper Ertekin ve Tuncay Subaşı. Bir pay alınabiliyor, bir pay satılabiliyor. Oldukça eski bir fon bu. 1998 yılında kurulmuş ve performans sunum raporuna baktığımızda portföyün içerisinde hava yolları ve hizmetleri, holdingler, bankacılık, endüstriyel tekstil gibi önde gelen sektörlerin yer aldığını görebiliyoruz. Fon 2019 ile 2023 yılları arasında her zaman karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sunabilmiş. 2019'da 28'e 29, 2020'de 21'e 42, 2021'de 22'ye 39, 2022'de 125'e 128, 2023'te ise 24'e 77 şeklinde gerçekleşmiş fonun performansı. Peki fon aktif yönetiliyor mu? Fonbul.com sayfasından baktığımız bir dağılım var biliyorsunuz. Portföydeki yatırım araçlarının dağılımının değişimi. Zaten fonda ağırlıklı olarak hisse senedi bulunacak ve borçlanma araçları da kullanılacak. Yani burada da zaten ekrandaki hakim rengin mavi ile hisse senedi olduğunu görüyoruz. Hisse senedini sembolize ediyor. Finansman bonusu
koyu gri ile temsil edilmiş. Bakın burada farklı farklı tarihlerde fonun aktif bir yönetimle hisse senedi ağırlığının artırıldığını, dönem dönem azaltıldığını, finansman bonosuyla hisse senedi arasında bir denge sağlandığını görebiliyoruz. Zaten renklere de yansımış. ACD fonun iyi gelirin algoritmasında oldukça iyi bir getiri performansı var. Burada ana kategori, alt kategori ve genel klasmanında fona baktığımızda bakın bütün emojiler oldukça gülümseyen bir yüzü barındırıyor. Şimdi bir aylık performansta 1312 tane TEFAS fonu var. Sıra 172. Gayet güzel. 3 aylık performansa baktığımızda bu 84 oluyor. 6 aylık performanslar 149 oluyor. En göz kamaştırıcı performansın ana kategori ve alt kategoride bakın 3 aylık dönemde olduğunu görüyoruz. 5 yıllıkta da benzer bir performans söz konusu. Yani değişken fonlar liginde ACD'nin aslında olumlu ayrışan bir tarafı var. Bütün performans dönemlerinde bakın güzel getiriler sunabilmiş. Hem TEFAS fonlar arasında hem de karma ve değişken ana kategori fonları arasında. İstanbul Portföy'ün başarılı portföy yönetimi ürünlerinden bir tanesi de ACD kodlu ikinci değişken fonu. 7 üzerinden 5 risk puanıyla %51'in üzerinde hisse senedi bulundurma taahhüdüyle bu fonu alanlar bir yıldan uzun ellerinde tutarlarsa stopajdan muaflar arkadaşlar. Böyle bir istisna söz konusu. Ve fonun portföyüne baktığımız zaman sermaye kazancıyla faiz kazancını dengeli bir şekilde portföye aktarmış bir yapı olduğunu görüyoruz. Ve son 5 yıllık döneme baktığımızda da hep karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sunabilmiş. Performans sunuş raporunda gördüğümüz gibi bu istisnasıyla 7 üzerinden 5 risk puanı almış yapısıyla değişken fonlar liginde kendisine oldukça iyi bir yer bulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir, sevdiklerinizle paylaşarak ve bildirim zilini açarak yeni videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.